Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere bir kulaklık tanıtacağım. Daha doğrusu kullanıcı deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Bunun için de bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar kulaklığımız Omting Air Free. Bu One More markasının bir kulaklığı. Görmüş olduğunuz gibi Delta garantili. 2 yıl garantisi var. Ama tabi üzerinde ben hiçbir şekilde bir One More yazısı görmedim. Sadece görmüş olduğunuz gibi bir Omting yazısı var. Ve kulaklıkların içerisinde de yine Omting yazısı mevcut. Şimdi arkadaşlar kulaklığı Amazon'dan ben 205 liraya aldım. İnceledim. Yaklaşık bir 3,5 yıldız falan vermişlerdi toplamda ortalama. Hepsi burada da tabii ki daha fazla satın alınmış ve daha fazla olumlu yorumlar yapılmıştı. Ben de bunu YouTube'dan uzun araştırmalarım sonucu test etmek için, denemek için aldım. Ben de normalde Sony'nin CH510 serisi kulaklığı var. Hemen onu da size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakınız kulaklığı getirdim. Şimdi bu kulaklık Sony'nin kulaklığı. Bunu da yine Amazon'dan almıştım. Ben 320 TL'ye almıştım. 2021 yılının 10. ayında. Bu kulaklık gayet de kaliteli ve güzel bir kulaklık. Sesleri falan çok temiz iletiyor. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Ancak bu kulak üstü kulaklık olduğu için tabii her zaman kullanışlı olmuyor. Örnek veriyorum. Kışın kafanıza bere takıyorsunuz, şapka takıyorsunuz ya da işte yağmur yağıyor. İşte montunuzun kapşonunu falan geçiriyorsunuz başınıza. Tabii ki bu kullanışlı olmuyor o tür durumlarda. Bundan ötürü ben kendime bir kulaklık alma gereği duydum. Bir alternatif olarak. Kulak içi kulaklıkları seviyorum. Benim tercih ettiğim kulaklık silikonlu tipte olan kulaklıklardan. Silikonsuz kulaklıkları sevmiyorum. Çünkü gürültü geçirdiğinden dolayı telefon görüşmesi yaparken de ve müzik dinlerken de tabii ki de güzel bir deneyim sunmuyor. Bakın bu da Sony'nin kutusu. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir kutu yapmışlar. 35 saate kadar dinleme müzik süresi veriyormuş. Ve gayet de güzel. Tabi burada mikrofon var diyor ama bu mikrofon kaliteli güzel bir mikrofon değil. Çünkü sesiniz karşı tarafa çok az gidiyor ve şöyle bir durum var. Konuşurken kendi sesinizi de duyuyorsunuz. Çok ilginçtir. Neyse konumuza geri dönelim arkadaşlar. Şimdi ben bu kulaklığı dediğim gibi internetten uzun araştırmalarım sonucu aldım. Şimdi bakalım bu anlatıldığı kadar iyi bir kulaklık mı? Şimdi özellikle bas müzik dinliyorsanız, elektronik müzik dinliyorsanız hem öneririm hem önermem. Önermemdeki sebep basları gerçekten iyi veriyor. Gerçekten başınızı ağrıtacak kadar bir bas söz konusu. Ayrıyetten önermememin sebebi de uzun süre kullanımda bende yarım saat ve üstü olacak şekilde. Sizde tabii ki değişebilir. Başınızda ağrı yapıyor. Açıkçası benim başımı çok ağrıtıyor. Şöyle kulağınızı tamamen kapattığı için kulağınızın içinde bir basınç oluşuyor ve o basınç tabii ki de bir baş ağrısı yapıyor. Ve buna da bir uzun süreli bir müzik dinleme şeyi eklenince tabii ki de bir olumsuz etki yaratıyor. Tabii bu sizin tercihinize kalmış. Şimdi tabii ki bunu birkaç kişisel ayarla halledebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Şimdi kutuya gelecek olursak burada bir Type-C girişi var. Ben YouTube'da seyrettiğimde burada bir LED göstergesi yok diye lanse edilmiş. Ancak ben size şöyle bakın şuradan hemen şarja takıyorum. Taktığım zaman bakın şurada bir LED yanıyor görüyor musunuz? Bakın kapatıyorum. Bak kasada hiçbir şey belli olmuyor. Açıyorum. LED yanıyor. Bu beyaz yandığı zaman şarj ediyor anlamına geliyor. Kırmızı yandığı zaman şarjım bitiyor anlamına geliyor. Eğer prize takılıyken
Böyle beyazlanıp daha sonra söndüyse de şarj tamamlandı anlamına gelmekte. Çektik şarj aletimizi. İkinci bir durum ise şimdi bunu Bluetooth'la kulaklığınızı telefonunuza bağlamadan önce şöyle bir kaldırıp önce iki kulaklığın birbiriyle eşleşmesini bekleyin. Eğer iki kulaklık birbiriyle eşleşmeden direkt Bluetooth'a ve telefona bağlanırsa, Bluetooth ile telefona bağlanırsa sadece tek bir kulaklık bağlanıyor. Diğer kulaklık açık oluyor ama oradan herhangi bir şekilde müzik dinleyemiyorsunuz, ses gelmiyor. Tekrardan Bluetooth kapatıp işte kulaklığı koyup tekrardan geri çıkarmanız gerekiyor. Bakınız burada bir yanan bir beyaz led var. Aynı zamanda orada bir mikrofon var. Ayrıyetten de şuradaki delikte burada da bir mikrofon var. Şimdi arkadaşlar bu şu şekilde. Bu sol ve sağ olmak üzere 2 adet bunda, 2 adet de bunda, yani şunda mikrofon var. Toplamda 4 tane mikrofon var. 2 tanesi pasif gürültü engelleme. 2 tanesi de normal sesinizi karşıya iletecek olan mikrofon. Pasif gürültü engellemeyi yapan kulaklık sol taraftaki kulaklık. Yani aslında ikisi de yapıyor da tabii ki bu daha çok yapıyor. Buradan gelen sesleri engelliyor. Buradan gelen sesleri de telefon görüşmesi yaparken karşıya iletiyor. Ya, kulaklık gerçekten tasarım olarak güzel. Ama ve lakin dediğim gibi yani şu yapı çok harika bir yapı. Kulağınızı tamamen kapatıyor. Hiçbir şekilde bir gürültü engelleme özelliğine bile gerek yok zaten. Yapısıyla kendisi bir gürültü engelleme yapıyor. Ben bas ayarlarını Equalizer'dan düşürdüm. Bası komple kapattım. Ondan sonra birazcık dizi açtım ve kısık seste bile müzik dinlerken arkadaşlar hiçbir şekilde dışarıdan ses geçirmiyor. Ortadan daha az, daha kısık bir seste müzik dinlerken hiçbir şekilde dışarıdan ses almıyor. Ayrıyetten telefon görüşmesi yaparken de karşıya sesim gayet güzel bir şekilde iletiliyor. Bunun haricinde anlatabileceğim size bir şey var mı? Yaklaşık bir haftadır falan kullanıyorum ben bunu. Bu case'i bir kere şarj ettim. Onun haricinde bunları takıyorum sürekli ve hiç şu anda şarjı bitmedi. Şöyle bir durum var. Arkadaşlar şarj Bluetooth'la bağlıyorsunuz ya telefonu. Bunların şarjını %100 göstermiyor. %90 gösteriyor. Bunun sebebi de sanırım yazılımsal. Yazılım konusuna da gelecek olursak Omting'in uygulaması var arkadaşlar. İsterseniz Omting'in uygulamasını indirin. İsterseniz de One More adında bir uygulama var. Onu indirin. Sanırsam One More olan Çince ama Omting uygulaması İngilizcesi mevcut. Bu uygulamayı indirip kulaklıklar bağlıyken OTA'dan yazılım güncellemesi yapabilirsiniz kulaklıklara. Kulaklıklar AAC kodek desteği mevcut kulaklıklarda. Tabi bu ses kalitesini ne kadar arttırır orasını bilemem. Aynı şekilde bunda da var. AAC kodeyi destekliyor. Ama tabii ki gerçekten bu ikisinin arasında inanılmaz fark var. Yani bu kulaklık ve bu kulaklık arasında inanılmaz fark var. Örnek olarak şöyle vereyim size. Ben işte bir elektronik müzik dinliyorum. Ya şöyle anlatayım daha doğrusu arkadaşlar. İşte bir akustik müzik dinlemiyorsanız, sadece bir enstrümental bir çalgı dinlemiyorsanız, bildiğiniz gibi müziklerin çoğunda işte arka tarafta işte elektronik olarak işte autotune olsun, elektronik işte bastı, tizdi, işte şuydu buydu sesler falan var. Tam müzik şeylerine hakim değilim o yüzden. Tam anlatamayabilirim ama elektronik müzik dinlerken bunun ve bunun arasında çok fark var. Bu sesi çok yapay veriyor. Yani diyorsunuz ki yani bununla gerçekten güzel bir ses alıyorsunuz. Ama şunu geçtiğiniz zaman diyorsunuz ki ya bu nasıl bir ses? Yani bu nasıl bir müzik? Bu nasıl bir aktarım böyle? Yani o yüzden tabii ki eğer bu kulaklığı alacaksanız bence deneme imkanınız varsa bir yerde deneyin. Yani nerede deneyebilirsiniz? İkinci el bulabilirseniz bir arkadaşa bulup rica edip kulaklıkların bir
Müzik kalitesine bir bakın. Ondan sonra eğer beğenirseniz alın. İşte bunlarda şöyle bir sorun var. Bunu aldığınız zaman bir daha iade edemiyorsunuz. Ben o yüzden Amazon tercih ettim. Ne olursa olsun iade alıyor. Ama diğer sitelerde kulak içi kulaklıklar hijyen açısından sorun teşkil ettiği için tabii ki kulağımıza giriyor, pis oluyor falan böyle. Şunlar gibi sadece pedlerden oluşmadığı için, silikon olduğu için hijyen açısından iade edemiyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Almak isterseniz tavsiyem önce bir deneme şansınız varsa eğer deneyin. Bir yerden bir test edin. İşte yakın arkadaşınız olur, başka bir şey olur. İnternette satan olur. Ha, sıfır bence almayın. Gidiniz ikinci el alın daha iyi. Ben bunu 0-200 liraya aldım Amazon'dan. Alternatif olarak. Ha, bunu da müzik dinlemek için evet aldım ama bir yandan da telefon görüşmesi için almıştım. Sağ olsun telefon görüşmelerine sıkıntısız bir şekilde 200 liralık fiyatıyla gayet de diğer ürünlerden, diğer kulaklıklardan kendisini ayırıp öne çıkartıyor. Vereceğiniz parayı tabii ki de hak ettiğini düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Önce test edin, deneyin. Sesini severseniz ondan sonra alın. Sıfır almayın, ikinci el alın. Garantili olsun, faturalı olsun. Bir sorun olduğu zaman zaten bunların hani garantisi var ama şöyle garantisi var. Bunlar çok küçük parçalardan oluştuğu için bunların tamiri yok. Alıyorlar bunları, işte size para iadesi yapıyorlar. Ya da ürün değişimi isterseniz ürün değişimi yapıyorlar. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ederim. Dilim sürçtü, kusura bakmayın. Burada bir 10 yıllık laptopumuz var. 10 yıllık laptopum ve ben incelememizi, deneyimimizi, kullanıcı görüşlerimizi burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.